Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 24 Şubat 2024. Bugün bahçemizdeki ağaçlara gülleci bulamacı uygulaması yapacağız. Şu anda gerçi don tehlikesi kalktı ama ağaçların bir kısmını budamıştım ben. Yani zararlarla mücadele etmeye bahardan başlamak lazım. Çünkü havalar ısındıkça yağışla birlikte ağaçlardaki zararlılar çoğalmaya başlayacak. Tabi bunun önüne geçmek için de ilaçlamalara başlamak lazım. Tabii ki ben genelde bahçemde yani kimyasal ilaç çok kullanmıyorum ama çok nadir. Yani bir iç kurtlara karşı ilaç kullanıyorum. Yani zirai ilaç. Onun dışında gülleci bulamacı dediğimiz bir ilacımız var. Onu ben kullanıyorum. Yani kireçle kükürtün karışımından elde ettiğimiz bir ilaç yaptık. Yani bunu bilim adamlarımız da tavsiye ediyorlar. Yani zararlarla mücadelede doğal bir yöntem. Tabii mümkün mertebe bu doğal yöntemlerden şaşmamak lazım. Yani benim sloganım önce doğal çözüm. Tabii bulamıyorsak da doğal çözümlerle mücadele edemiyorsak da mecburen ne yapıyoruz? Kimyasallara başvuruyoruz. Şimdi benim diğer bununla ilgili bir video atmıştım. Yani yapımı şeklini tekrardan bir video daha çekmek istiyorum. Yani ölçülerini böyle detaylı bir video. İki kere yapmıştım ben. Bahçemizde bunu kullanacağız. Tabi bu gülleci bulamacı nelerde etkili? Gülleci bulamacı yani iç kur dışında hem mantar hastalıklarına yani örümcekle mücadelede mantari hastalıklarda yine bitlerde etkili bir şey doğal ilaç. Yani bir de ola ki don olabilir mi? Olabilir. Yani Mart ayı da soğuk geçiyor. Bir de kükürt. Kükürtün bir şöyle etkisi var. Yani ağaçlarımızı dona karşı da koruma özelliği var. Yine kükürtün toprak düzenleme özelliği de var. Yani şimdi bunu ağaçlara kullanacağız. Sebzelerimize de kullanabiliriz. Yani domateslerdeki kırmızı örümcek yine mantarla mücadele için domateslerimizde de kullanılabilir. Yani kısaca tüm bitki ve ağaçlarımızda bu ilacı kullanabiliriz. Şimdi sözü uzatmadan şöyle 15 litrelik manuel bir sırt pompamız var. Şöyle ben bir 250 mililitre şey koymayı düşünüyorum. Gülleci bulamacı. Kıymetli izleyenlerim, şimdi ilacımız hazır. Ağaçlarımıza uygulamaya başlayacağız. Pompamızı bir sırtlayalım. Tabii eldiven giyilebilir ama ben giymedim. Gözlük kullanılabilir, koruyucu gözlük. Yani sıkıntı tabii göze gelmesi, kireçle kükürt var içinde. Koruyucu gözlük ve eldiven de kullanılabilir. Şimdi ağaçlarımıza uygulamaya başlayalım. Evet kıymetli izleyenlerim, şu anda tabii pompayla biraz yavaş olacak ama bu kükürt de tıkıyor bunun gözeneklerini. Böyle ince bir püskürtme yapamayacağız. Bir de ağaçlar çiçek açmadan bunu
uygulamak lazım. Evet. Kireçler bunun gözeneklerini tıkıyor. Tabii sık sık temizleme ihtiyacı hissediyoruz. Yine şu ucunu da açmak lazım. Burada bir gülümüz var, budanacak asmamız var. Şurada bir zeytinimiz var. Şöyle. Kıymetli izleyenlerim, bu da badem ağacımız, bademler açmak üzere. Onun için çok çiçekli kısmına sıkmıyorum. Şöyle gövdelere sıkıyorum. Aslında bunları, bir kısmını budadım ağaçların, bir kısmı budanmadı. Budandıktan sonra yapmak daha mantıklı. Ama vakit dar. Şimdi yapmak zorundayız. Evet. Bu da ceviz ağacı. Kıymetli izleyenlerim. Ceviz de iç kurda etkili olmuyor çok ama ona kurt ilacı mecbur. Sıkacağız. Ama bu hem ucuz bir yöntem. Hem ucuz bir yöntem hem de doğal bir yöntem olduğu için bunu tercih ediyoruz. Evet, kıymetli izleyenlerim, bu da geç açan bir badem ağacımız. Bunu tamamını ilaçlayacağım. Henüz çiçek açmamış ama tomurcuklar artık bayağı bir belirginleşmiş. Tabii don daha çok bademler ve kayısılarda etkili oluyor, erken çiçek açtığı için. Bu bademimizi de güzelce ilaçlamamız lazım. Evet. Tabii sadece meyvenin oluşması önemli. Yani dondan koruyaraktan meyvemizi oluşturmak önemli ama oluştuktan sonra da yine zararlılarla mücadele etmek önemli. Yani bayağı da bir sıktık buna. Şurada da bir İtalyan eriğimiz var. Siyah erik, çok güzel, lezzetli bir erik. Evet, bunu da gövdeden itibaren şöyle ilaçlamaya başlayalım. Evet, sık sık dolduğu için şu ayarıyla oynama yapıyoruz. Dediğim gibi ince püskürtme yapmak lazım aslında bütün yaprakları ama kükürt gözenekleri tıkadığı için çok ince püskürtme yapamıyoruz. Tabii bu bütün ağaçlara, az önce de ifade ettim, bütün ağaçlara uygulanabilir kökten itibaren. Kıymetli izleyenlerim, bu da incir ağacı budamasını yapmıştık. Özellikle şu budanan yerlerden bu ağacımız hastalık kapabilir. Şimdilik bir kere bunu bir uygulayalım. Kıymetli izleyenlerim, ilaçlama bu şekilde devam edecek.
Tabii ben örnek olması hasebiyle bu paylaşımı yapıyorum. Yoksa bayağı bir ağaç var. Hepsinin ilaçlamasını göstermeye gerek yok. Yalnız sırt pompamız biraz yavaş. Bize bir tane sırt pompası lazım. Biraz yavaş kaldık. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.